Evet, makines gözünden herkese selam. Bugün sizlerle beraber yine eski, yine tarihi, yine güzel bir manevra treniyle beraberiz. 9525 treni sizlerle beraber göreceğiz. Yani açıkçası bir önceki manevra trenlerinden bir farkı yok, onu söyleyeyim. Tek farkı 9500'lük dizel hidrolikle çalışıyor olması. İsim farklılığı var, tabii ki de tren farklılığı da var ama bu trenlerin hakikaten ciddi anlamda hem dayanıklılık hem de kullanmış olduğu durumlar biraz daha farklıdır. Şimdi deposunu görüyorsunuz. Biraz alt bakımlarına ilerleyelim, sonra devam ederiz. Tekerlek kısımlarındaki süspansiyonlarını görüyorsunuz. Daha sonrasında bunlarda kumlama, yanlışım yoksa yok. Depo kısmını görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık da şuna bakalım. Tülomsaş'ın üretmiş olduğu bir trendir ve yani revize tarihi de önemli. Şimdi tarihimiz 9-2020, yani yeni revize edilmiş ve yeni aktif hale gelmiş. Bu trenlerimizin herhangi bir eksikliğini, bakımını falan Tülomsaş yapıyor. Ciddi anlamda manevra yükü olarak, manevra treni olarak kullanılan bir trenlerdir. Şimdi burada biraz da daha yakından bazı kısımlara bakacağız. Onu sizlere göstereceğim. Şimdi bu tekerleğe yapışmış olan kısım sabo demek. Bir nevi fren yapıyor yani. Şurası süspansiyon. Tekerleklerin herhangi bir sorun yaşamaması için yapılmış olan kumlamalar vardır ama bu trende kumlama yok sanırım. Şuradan bodeni görebilirsiniz. Tekerleklerin çapını veya işte değdiği yeri görebilirsiniz. Öndeki kısımlarını zaten biliyorsunuz ama yine de söyleyeceğim. Kanca sistemi var. Şurası kanca sistemi, otomatik koşum takımı vesaire yok. Gördüğünüz gibi tamponları da bulunmakta, hava muslukları da bulunmakta. Şimdi isterseniz bir diğer taraftan bir yukarıya çıkalım. İçeriğini de sizlere göstereyim. Trenimizin kapısı açık. DH yani dizel hidrolik 9525 trenin içine girelim. Oradan da sizlere bilgiler aktaralım. Sonrasında devam edelim. Evet. 9525'lik trenin şu an içindeyiz ve makines kabininde şu anda durduk. Şimdi bazı şeyler var burada. Tabii ki de bunları okumamız, bilmemiz gerekiyor. Void turbo şanzıman azami hız 80 km hızlaşmayı diyor. Soğuk çekilme durumunda müsaade edilen azami hız 64 km'de. Tabii bunların durumları vardır. Yani 25 km bölü hızla ilerleyebiliriz en fazla. Bu da bizde sınırlı seyir denilmekte. Şimdi hızımız, burada kornamız, havalandırmamız bulunmakta ve dizel çeken araçlar arıza defteri bulunmakta. Şimdi bazı şeyler var. Bunları açıkçası okumak istedim. Şimdi model aydınlatma, kabin aydınlatma, sinyal, susta yüklü fren, kumanda masası değiştirme. Yani bu masadan şu masaya geçiş. Fren kolu, gaz kolu, bunların hepsi ileri geri yön kolları, butonları yani havasıdır, totmanıdır, cam silecekleri vesaire bunları görebiliriz. Buradan da basınçlarını görebilirsiniz. Ana depo basıncını, susta yüklü el freni kırmızı, kondimit basıncını görebilirsiniz. Fren silindirini görebilirsiniz. Bunların hepsini tabii ki de bunların bakımını veya bununla ilgili eğitim almış olan kişiler bunları bilirler. Yani makinistler bilirler. Kornamız burada. Şu an çalışmıyor sanırım. Bu da ön tarafı. Hakikaten manevra trenlerinin, manevra lokomotiflerinin diyelim hatta. Yani 7-9 olarak bilinmekte. 3600-6500'lükler falan var ama 3600-6500 birazcık eski durumda kaldığı için de son kullanılan trenler, manevra olarak bu trenler bulunmakta. Şimdi ise dışarıdan son kez bir aktarma yapalım, sonra devam edelim. Evet, 9525 trenimizin içini gördük, dışını da sizlere aktardık. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorusu veya bilgisi olanlar falan varsa, yani aklınıza takılan ne varsa aktarabilirsiniz. Yepyeni bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.